LGS'ye son 154 gün. 2020'yi bitiriyoruz. İnşallah sal bizi artık 2020 diyoruz. Ve 2021'e giriyoruz. Yeni bir senede, yeni bir lisede, yeni başarılarla, yeni güzelliklerle, yeniden daha sağlıklı günlerde birlikte olacağız arkadaşlar. Bizler yine sizlerle olacağız. Sizler de mutlaka derslerinize çalışın. Bu 154 günü çok iyi bir şekilde değerlendirip inşallah 2021'de hayallerinize kavuşun istiyoruz. Günün sözüne baktığımızda Pierre Corneille diyor ki, çaba ne kadar büyük olursa, hemen bir tane sticker istiyorum, zafer de o kadar büyük olur. Şurayı kapatmak istiyorum. Çünkü neden? Burada SSA'dan sonra virgül gelmez. Ben burada canlı canlı size de bilgi öğretmiş oldum. Böyle SSA olduğu zaman virgül gelmiyor. Bakın her şeyden bir test, her şeyden bir bilgi çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi cümlemize de odaklanalım. Çaba ne kadar büyük olursa zafer de o kadar büyük olur. Yani siz soruları çözdüğünüzde, kafanız takıldığında, böyle anlayamadığınızda, canınız sıkıldığında, ya ben bu soruyu yapamadım dediğinizde, ne kadar çok canınız sıkılırsa ve onun üzerine ona rağmen yine de daha çok soru çözerseniz işte o zaman zaferiniz o kadar büyük olur. Yani kolay kolay bir şeye çalıştığınız zaman o zaman herkes başarır. İşte azıcık çalıştım, başardım. Bunu herkes yapar. Önemli olan bir şekilde arkadaşlar çok gayret gösterip, çok sıkıntı çekip, başımız ağrısa bile, yorulsak bile çalışmaya devam etmek. Çünkü o zaman kazandığımızda zaferi, işte o gerçek zafer olacak arkadaşlar. O yüzden işte matematikte zor soruyorlar. Ne bileyim, Türkçe'de böyle uzun uzun sorular çıkıyor hocam. Ben bu soruyu yapamadım, bu soru neymiş böyle falan diye hiç endişelenmeyin. Ne kadar zor soru gelirse, ne kadar çok çaba gösterirseniz zaferiniz de o kadar büyük olur diyoruz. Ve buradaki SSA'yı da kapatıyoruz. SSA'dan sonraki virgülü de kapatıyoruz. Günün yorumuna bakalım. Ders çalışırken verim nasıl artırabilirim? Hala 500 tam puan için zaman var mı diyor. İlk başta kolay sorudan başlayayım. Hala 500 tam puan için zaman var. Çünkü hala 100 kaç gün var? 154 gün var. Yani 150 günde, hemen söyleyelim. 150 günde günde 200 soru çözseniz toplam 30 bin soru eder ki 30 bin soru da bayağı bir soru, bayağı bir başarı. Ama tabii ki biz 500 tam puan alamadık diye, alamazsak diye vaz mı geçeceğiz? Hayır. 500 tam puan almasında 450 alırsın, 430 alırsın, 420 alırsın, 480 alırsın, fark etmez. Ama mutlaka en azından sorumluluğunu yerine getirmiş olursun, çalışmalısın. Ders çalışırken verimi artırmamız için HOP en önemli yöntemdir arkadaşlar. Yani birincisi hedefin olacak. Hedefin olduğu zaman her türlü şey sana çok keyifli gelir. Mesela diyelim ki Ramazan gecelerinde biz ne yapıyoruz? Kalkıyoruz, sahurda deli gibi yemek yiyoruz. Benim bir tane arkadaşım var, Hristiyan. Dedi ki, abi siz manyak mısınız dedi. Niye dedim? Abi delirdiniz mi siz dedi. Geceleyin kalkıp yemek yiyip geri yatılır mı dedi ya. Siz herhalde manyaksınız dedi. Yo, biz çok seviyoruz, herkes kalkıp yiyor dedim. Allah Allah ya dedi. Ya biz Müslümanlar böyle yapıyoruz falan dedim. Allah Allah dedi ya, siz manyak olmalısınız. Bak, manyaklık gibi geliyor ona. Ama biz oruç tutan insanlar yani kalkıp yiyoruz. Veyahut da akşama kadar aç kalıp sonra yemek yiyoruz. Niye? Bize normal, biz buna alışmışız. İşte hedefi olan bir insan için, belli bir amacı olan bir insan için dışarıdan bakıldığında manyak gibi gelen şeyler esası çok mantıklı gelebilir. Yani siz günde 2 saat 3 saat ders çalıştığınızda yoruluyor olabilirsiniz. Ama bazı arkadaşlarınız hedefi olduğu için belki günde 4-5 saat çalışıyor. Aa, niye? Belki 10 saat çalışıyor. Belki. Niye? Çünkü hedefi var. Adam hedefini belirlemiş. Artık onun için hiçbir şey gözünde, televizyonlar, işte sosyal medya, İşte diziler mi, hiçbir anlamsız geliyor. Ben diyor şu anda amacım diyor ders çalışmak diyor. Ben bu soruları çözüp bir an önce hayalimdeki liseye girmek istiyorum diyor. O zaman onun için en güzel şey hedefini belirlemiş olmak diyoruz. İkincisi ortam. Ortamımız eğer düzgün olursa, yani telefonumuzu ortadan kaldırırsak, masamız düzgün olursa, çalışma ortamımız iyi ışık alıyorsa, böyle ışık alabilen bir yerde olmasa, karanlık olursa hemen uykunuz gelir. Bütün bunları da eğer düzenli bir şekilde yaparsanız işte bu durumda da başarınız artıyor, veriminiz artıyor. Ve tabii ki de plan. Plan ne demek? Haftalık, günlük ve aylık planlar yapmanız lazım. Şöyle ki siz gün içerisinde ne yapacağınızı bir kağıda yazdığınız zaman 1, 2, 3, 4 ben bunları yaptım, 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 yaptım dediğiniz zaman o kadar verimli geçer ki gününüz. Hem bunları yapmak için uğraşırsınız hem de bunları bitirdikten sonra oh be yaptım, kurtuldum dersiniz. Bu bir. Bir de haftalık planınız olmalı. Haftalık planınızda da Türkçe, matematik, fen, inkılap, İngilizce diye dersler var mesela, din. Şimdi buraya siz bu derslerle alakalı her gün yaptıklarınızı ilk başta yazacaksınız. İlk hafta yazıyorsunuz. Yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, işte cumartesi, pazar. Ben bugün pazartesi Türkçeden bir şey yaptım, yapmadım. Matematikten ne yaptım? 50 soru çözmüşüm. Ama bu liseden bakıyoruz. İlk başta yaptıklarınızı yazarsınız. Bu birinci hafta. İkinci hafta ise yaptıklarınıza bakaraktan yapacaklarınızı yazmaya başlarsınız. Ve bu şekilde belli bir plana geçip hızlı bir şekilde ders çalışma veriminizi artırırsınız. Dersiniz ki ben geçen hafta çarşamba günü fenden 70 soru çözmüşüm. Bugün de çözebilirim. Geçen hafta Türkçeden çözmemişim. Bugün 100 soru çözebilirim diyebilirsiniz arkadaşlar. Atilla Sarıca 230 beni almış diyoruz. Kitabımız günün kaynağı, paragrafta son nokta. LGS'de en fazla anlam bilgisi çıkacak arkadaşlar. Buna dikkat edin.
Tabii ki cümlenin ögeleri, cümle türleri, fiilimsi, fiil çatısı bunları bileceğiz. Ama en fazla anlam eksik çıkacak. En fazla bu tarz yeni sorular çıkacak. Biz paragrafonla zaten bunu size mükemmel bir şekilde gösterdik. Paragrafta son noktada işin artık son noktası. Daha seçici, daha kaliteli sorular var. Bunları da çözdüğünüzde inşallah sınavda çok daha büyük başarılara ulaşacaksınız. Ayten, Kevan, Akınal, Anadolu Sesi Gaziantep'te sizleri bekliyor. Temizlendi, tertemiz hazırlandı. İnşallah sizin gibi doktorları, avukatları, diş hekimlerini, mühendisleri, mimarları, eczacıları bu okul yetiştirecek. Hadi bakalım diyoruz. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. 2021'de de sizdeyiz. Siz de 2021'de de daha çok çalışıp hayallerinize kavuşun arkadaşlar.